İşte sonunda yıllardır aradığım canlıyı buldum ve inceleme fırsatı buldum. Hapsolordaris gibi bir ismi var bunun. Deniz sümüklü böceği. Karadaki sümüklü böceklerle hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ama bakın bunlardaki renk cümbüşü inanılmaz boyutlardadır. Kara burundayım ve kara burunda bir tane bunlardan yakaladım. İnceleyip salacağım. Bunlar süngerleri yer. Süngerleri yiyorlar bunlar. Bakın arkasında şurada resmen çiçeği var. Öyle güzel bir canlı. Sarı benekli. Bunların çok değişik renklerde olanlarından resimlerini gördüm fakat kendisini ilk defa görüyorum. Deniz sümüklü böceği. Aynı karadakiler gibi bakın kabuğu yok. Kabuksuz bu. Yumuşakçalar grubunda. Ve antenleri bile var. Şurada iki tane anteni. Görsel bir şölen. Sadece şu çıkıntısı ve şu yanındaki zikzaklar hariç ben bunu karada görsem zaten sümüklü böcek derdim. Bir tane küçük bir sünger vardı. Bu süngerin dibinde dolaşıyordu. Bu süngeri yiyecekmiş yani. Harika bir yerdeyim Karaburun'da. Kasım'ın 3'ü bugün. Kasım ayının başları diyelim. Harika. Ve ben denize girdim. Ve bu güzelliği yakaladım. Denizler her zaman karalardan daha zengindir. Denizdeki çeşitlilik karadan daha fazladır. İşte bakın, her seferinde bizi şaşırtan bir şeylerle karşılaşıyoruz. Deniz sümüklü böceği. Şu anda ilerliyor. Küçük bir kabın içerisine su koydum. Seni salacağım birazdan. Gel bakalım. Gel bakalım biraz yerimizi alalım. Nasıl bir duygu? Suyun dışında işte yumuşakça denmesin hakkını veriyor. Hiçbir kemik yok. Ve tamamen bakın şekilsiz bir yumağa dönüştü. Hani çocukların oynadıkları bu yapışkan elastiki şeylere evet döndü. Hiçbir şekil, çiçek mi çek hiçbir şey kalmadı. Ama hareketli tabii ki. O karada da hareket edecek. Yine de susuz bırakmayalım onu. Tersini koyduk. Dur bakalım. Alt kısmını da görmüş oluruz. Evet, hemen diğer tarafa dönmeye çalışıyor. Döndü. Gülünü yukarı dikti.
Gülü var ya resmen, çiçeği var. Hayvanın çiçeği var. Bakın arkasında. Vücudunun bir parçası çiçek var. Tabii ki çiçek değil, biz öyle diyoruz. Bunun da kesinlikle bir işlevi vardır. Oldukça da iyi hareket ediyor, hızlı hareket ediyor. Böyle kullanacağım mı? Evet, salma vaktimiz, vedalaşma vaktimiz geldi. Canlılarımızı inceledik. İşte deniz yıldızım iki bacağı, hatta üç bacağı darbe görmüş küçük bir yıldız. Hadi bakalım, sana hayatta başarılar diliyoruz. Denizde daha güzelsin. Denizde daha parıl parılsın, daha güzelsin. Ah koptu. Bunlar kopar diyordum ben. Kopmamıştı. Şimdi koptu. Ama kopması bunun iki tane olması anlamına gelir. İşte sümüklü böceğim de son defa, deniz sümüklü böceği. Son defa şöyle göreyim. Biraz mercanları çok yeme, bitirme, kalsın. Bir dişi bir erkek bırak oldu mu? Bu arada mercanlar da hayvandır, onu da belirtelim. Deniz yıldızının güzelliğine bakın ya. Harika. Deniz yanımızda burada. Hadi bakalım, size hayatta başarılar diliyorum. Burada çevre kirliliği yapmamak için kutumuzu alalım. Yeteri kadar kirletilmiş. Bizde alet olmayalım. Deniz kestanesine bakın ya, nerede? Temiz bir deniz kestanesi, temizler. Karides var altta. Yo, balıkmış. Küçük balık, kum balıklarından. Şöyle üstünde hiçbir şey yoksa erkektir. Üstüne taş falan toplamışsa dişi oluyor bunlar. Evet. Burayı da bitirdik. İleriki koylara doğru, Mordoğan'a doğru. İlerleyeceğim derken şunun altını merak ettim. İşte bakın. Pofurga yine. Yine pofurga. Lan o ne biçim ısırdı lan. Senin devin var bende. Bir şey yapmam, korkma. Şurada ya. Şurada. Kayanın altında boşluğu fark ettim.
Tamam mı? Bir bakayım dedim, artık vedalaşma konuşması yapıyordum. Tüylü görüyor musunuz? Pofurga cenneti biraz. Burada çok pofurga yakalanır. Hadi bakalım. Hadi. Artist. Ne biçim kapı değilim lan? Hadi git. Hadi bakalım. Hadi. Savunmaya bak ya, savunmaya bak artist. Çocukluğum geldi aklıma. Yine kopattıracağız bir tarafımızı. Bu küçük ama yine de kendini çok güzel savunuyor. Vay be, pofurga dolu burası ya. Hadi bakalım, hadi güle güle. Bay bay, bay bay.